Sayın Fatih Doğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını nasıl okumalıyız? Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi uzun süredir ortada yoktu. Çok konu ve çok soru birikmişti. O yüzden toplantıda 2 saate yakın sürdü. Gerçekten birçok konu ya cevaplar bulabildiği gibi aslında birçok yeni soru da açılmış oldu. Benim için 3 nokta var ki bunlar çok önemli. Birinci nokta, Sayın Başkan, benim adım Ahmet Nur Çebi. Ben istifa denmesiyle istifa etmem. Kongreye götür demekle kongreye gitmem. Başkası istediği için bu görevi bırakmam dedi. Yani benim bu görevi bırakılacak tek yer var. O da Beşiktaş Kongresi dedi. Ve 2025 Mayıs'ına işaret etti. Aslında bir nevi meydan okuma. Sayın Başkan diyor ki bana istifa diyen taraftarlar, sosyal medyadaki taraftarlar ya da dışarıda kongre çağrısı yapan kongre üyeleri, bunları çok dikkate almıyorum. Ben bunlara şey yaparak, bunları dinleyerek kongreye gitmem. Ama ilginçtir. Sayın Ahmet Nur Çebi toplantının sonunda eğer bir kongre olacaksa da bir soru üzerine bir o kongreyi ben toplarım dedi. Yani diyor ki Sayın Çebi, gerekirse olağanüstü baskın bir kongre yaparım, rakiplerimi karşıma alırım ve onları yenerim demek istiyor. Yani kongre üyesinin, üyelerinin kendi arkasında olduğunu düşünüyor. Acaba şimdi benim de kafama bir soru düştü. Tribünden yönetim istifa ederken, bu istifa seçtikleri kongre üyelerine ve camiada da sıçramışken, acaba Ahmet Nur Çebi üye yapısına güvenip, kendine güvenip gerçekten böyle bir kongre kararı alabilir mi? Bir baskın seçim yapabilir mi? Bunu düşünmeye başladım. İlk defa bunu dillendiriyor olması Beşiktaş'ta bence her kongre üyesinin ya da bu işle ilgilenen, camiye ilgilenen herkesin kafasında soru işareti bırakmıştır. O son açıklama hiç öyle tesadüfi bir açıklama gibi gelmedi bana. Soru üzerine geldi ama bu sorunun ya da bu konunun üzerinde durması lazım. İkinci dikkatimi çeken konu, Sayın Başkan transferler konusunda çok gergin ve insanların aceleci davrandığını düşünüyor. Sponsorlar konusunda aceleci davrandığını düşünüyor. Ama bence bu süreci tetikleyen bir süreç var. Sayın Başkan da şunu iyi idrak etmeli. Yani bu transfer gecikmesiyle ilgili bir mesele değil. Bu sadece işte stat sponsorlarının gecikmesi gibi bir süreç değil. Bu süreç sosyolojik bir süreç. Yani Fenerbahçe'nin hamleleri adı neyse, Galatasaray'ın hamleleri adı neyse, yani onların bu işe çok güçlü bir oyuna girmesi, Beşiktaş taraftarını da, biz de büyük takımız, bizim de hamlelerimiz büyük olmalı. Beşiktaş yönetimi ekonomik olsun, siyasi olsun, ticari olsun, hangi konuda olursa olsun bu ataklara karşılık vermeli dediği için bence bu süreç böyle hızlı gelişiyor. Ve Beşiktaş tepkisini, camiasının tepkilerini atmasının nedenlerinden biri de bu. Tabii ki her iktidar bir fıkranır. Ve bence Ahmet Nur Çebi iktidarı da, isim de geldiği günden bu yana birinci yönetim, bu ikinci yönetimi biraz daha yıpranmaya başladı. Eğer bu süreci önüne alabilecek hamleler, sponsorluk imzaları, iyi futbolcu transferleri ve sahada iyi sonuçlar almaz da bugün tribünlerde başlayan dalga yarın kongreyelerine ve hatta genel kurul iradesine yansıyacak bir sürece dönüşebilir. Aldığım ikinci mesaj bu. Üçüncü mesaj, Serhan Çetinsoy'un istifasıyla ilgili. Biz tabii Türkiye'de vergiler üzerinden transfer konuşulduğunu hiç duymadım ben. Yani genelde vergiler ödenir ya da ödenmez. Bazı kulüpler öder. Beşiktaş genelde ödüyor ama bazı kulüpler de ödemez. Şimdi baktığınız zaman genelde bir maliyet açıklaması yapılırken hiçbir kulübün, hiçbir başkanın öyle vergileri de ortaya koyduğunu görmemiştim. Ama bu konudaki kararlılığını ortaya koymak için, pekiştirmek için Sayın Başkan, Ramos'un maliyetlerini vergisiyle, menajer parasıyla, işte bonuslarıyla, sponsora ödenecek imaj hakları bedellerini falan hepsini toplayarak 50 milyon olarak açıkladı. Ama baktığımız zaman bugün Ramos'un istediği para 6 milyon euro maaş istiyor. Kalan 7 milyon euroyu da imaj hakları, yani sponsorların ödemesi gereken imaj hakları. İmaj hakkı nedir? Bir firma diyor ki ben Ramos'a reklam filmi çekeceğim. Ramos'a sponsor olacağım. Onun parasını ben ödeyeceğim diyor. Yani böyle bir anlaşma süreci. O yüzden anlaşma 1 artı 1 dedi, 2 dedi ve ben 1 biliyordum. Hep onu bir upgrade etmemiz lazım, düzeltmemiz lazım. Sonuç itibariyle
Hadi menajer parası altı üzerinden mi hesaplanıyor? İmaj haklarında dahil mi buna? Onu bilemiyorum. Ama 6 milyon eurodan hesaplanırsa menajer parası %10 deseniz orada belki 600 bin 1 milyon yapar. Ama totalden hesaplarsanız daha yakın bir durumda bile. Sonuç itibariyle rakamın 25 olması ve 45 olması, 50 milyon olmasında çok büyük oransal fark yok. Yani niye önemli değil. Önemli olan Sayın Başkan dedi ki, buradaki temel nokta oydu. Bir çerçeve çizdi. Ben Abubakar 3 milyon euro alırken Ramos'a 6 milyon euro ya da 12 milyon, 13 milyon euro veremem. Bu takımın dengesini bozar. Benim haklı olduğum ortaya çıkacak dedi. Bu olaya baktı. Sayın Serhan Çetin Sayan'ın istifasını da bence çok dikkatli anlattığını düşünüyorum. Bir kere Serhan Çetin Sayan'ın iyi bir Beşiktaşlı olduğunu biliyoruz. Genç, dinamik, hırslı bir olduğunu söylüyoruz. Sayın Başkan da bunu söylüyor. Ama bu tür süreçlerde bu transfer sürecinde özellikle şeyde gördük ki Bahtiyar Zaynuddin o transferinde şunu gördük. Bir şeyi aldığı zaman koparmak isteyen, sonlandırmak isteyen, verilen görevi yapmak isteyen bir karakter. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi siz Ramos gibi bir yıldıza izin verirseniz, pardon Serhan Çetinsaya'ya Ramos'la görüşme izni verirseniz ve Serhan Çetinsaya'da Ramos'la sürekli 10 gün, 15 gün, 20 gündür pazarlıklar, görüşmeler yaparsa ve bunu Galatasaray rekabet içinde yaparsa, biliyorsunuz Serhan Çetinsaya'nın da Galatasaray'la yaşadığı geçmişte sorunlar var. Genç bir yönetici, ikinci transfer deneyimi, birinci transferi gerçekleşti. Ramos'u da gerçekleştirmek istiyor ve 13 milyona yapıyor. Ve diyor ki 6 milyon euro, bugün o da çıktı, işte 6 milyon euro rakamlar konuşulmadı ama şey demiş, sponsor yok ortada, bulunamazsa eğer ben sponsoru buluruz, imaj hakları için sponsor buluruz. Çünkü böyle bir değer, böyle bir değer şey Ramos, işte Icardi'nin karşısında duracak, Dzeko'nun karşısında duracak, psikolojik olarak ayağa kalacak bir değer. Gerekirse ben 6 milyon euro garanti ederim, senet veririm demiş. Sayın Başkan bunu doğruladı, bu da güzel bir şey aslında başkanın yöneticisine şey açısından da doğru. Ben dedi, aile dostumuzdur, babası var, şey var, Serhan Çetinsaya da onu söylemiş. Yani ben sponsor bulamasam bu parayı senden alırım, Beşiktaş'a kullanırım, seni de bu zararın içine sokmak istemem demiş. Yani aslında burada bir şey var. Bir gelenekçi bir Ahmet Nurçevi figürü var. Daha temkinli var. Parayı ve yöntemi daha farklı, daha mütevazi kadrolarla, daha mütevazi hocalarla belki, Pinero'lar, Valen İsmail'ler, buna inanan bir teknik adam. Aslında Serhat Çetinsaya da genç kuşak, daha tribün duygularını yaşayan, daha genç ama daha hırslı bir iş adamı. O gün hani birazcık bence ona şey yapılıyor, böyle hani toy mevzusu yapılıyor. Yöneticilik tecrübesi olabilir ama yani bildiğim kadarıyla 5 milyar dolarlık bütçeyi yönetiyor, inşaat bütçesini. Yani son itibariyle bence pazarlamayı ve marketing iyi bilen isimlerden bir tanesi. Bence o da kendi hayallerinde kafasında haklı. Yani çünkü böyle bir deneyim yaşanmadı ve biz bunu halledebiliriz. Biz bunu pazarlayabiliriz dedi. Yani mesela şunu söylüyorlar. Talisca işte 13 milyon üzerinden işte şey 13 oluyorsa öbürü nasıl? O zaman Talisca'yı alırsınız o parayı diyenler var. Talisca başka bir mesele. Yani Talisca bir Ramos gibi dünya yıldızı değil. Talisca Türkiye'de çok popüler. Yani Çin'de gitti, Arabistan'a gitti. Avrupa piyasasına Benfica'daki dönemiyor. Yani Brezilya'da bile Türkiye'deki kadar karşılığı yok. Türkiye'de başka bir seviliyor, başka bir değeri var. O yüzden yani Ramos başka bir yerde duruyor. Messi'ler, Ronaldo'lar, Ramos'lar, Neymar'lar. O seviyenin oyuncularının marketingi pazarlanabilir. Hep böyledir. Sabit ücretleri vardır. Bir de imaj haklarından kazanımlarla bu oyunculara yüksek bedeller ödeniyor. Önemli olan sponsoru bulmaktır. Sayın buradaki süreç içerisinde bir fikir ayrılığının olduğunu düşünüyorum. O süreçte böyle kapandı ama dediğim gibi tarz, yöntem ve alınacak riskler, yönetim şekli bu ülkede başkanlar verirler. Sayın Başkan, Beşiktaş'ta da başkanlık sistemi var. En son sözü başkan söylemiş. Yöneticileriyle dinlettikten sonra söylemiş. Bu da genç ve idealist bir yöneticiyi de kendi fikirleri farklı olduğu için benimsememiş. Başka nedenler de olduğunu söyledi başkan. Ama Beşiktaş bir iyi bir ismi, iyi bir yöneticiyi kaybetti. Bunu söyleyebilirim. Üçüncü konu transfer konusu. Transfer konusunda da Sayın Başkan 1 ile 4'e işaret etti. 2 tane hatta biri kesin, biri de olabilir dedi. Yani bir stoper kesin, bir de 10 numara ihtimal üzerinde durdu. Onu da 1 ile 4 arasında yani UEFA listeleri, konferans ligi listeleri verilmeden önce bitirmeye çalışacağız dedi. Çünkü Avrupa'da, İngiltere'de, İtalya'da kapanıyor. Bizde 15 günlük süre var. Orada stoperi
bence 1 ile 3 arasında, 4 arasında açıklayacaklar. Kim olduğu ile ilgili 3 alternatifimiz var elimizde. Onları da izleyip göreceğiz ama bu da bir hikaye. Diğer transferlerin gelişmesi çok önemli. Başkan iletişim konusunda kendini eleştirdi, yönetimini eleştirdi. Özellikle dedi ki biz Raşit Say'ı dedi çok büyük iletişimini yapabilirdik dedi ama biz bunu yapamadık. Rakiplerimiz daha iyi yapıyor dedi. Orada bir eleştirdi. Sadece o konu değil, aslında birçok konuda benzer iletişim hataları yapıyorlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Zaten bu iletişim dili, iletişim tavrı değişmezse toplantıda da sorduğum soruyu sorayım. Bu kadar etrafınızda gerilim yaşadığınız kurul, kendi içinizde, camiada, taraftarla istifa meseleleri, kongreleri vesaire, o da olmadı hiç kurullar. Yani bu kadar rakiplerle rekabeti, federasyonla kavgayı hani belli nokta anlayabilirim. Ama içte bu kadar dağınıksanız, içte bu kadar gerilimliyseniz, içte bu kadar böyle bir güvensizlik varsa, bir kenetlenme yoksa, hadi güvensizliği de işte, kenetlenme yoksa rakiplere karşı nasıl mücadele edeceksiniz? O yüzden önce Beşiktaş'ın bir iletişim dilini değiştirmesi lazım. İletişim stratejilerini iki değiştirmesi lazım. Üç, camiada birliği sağlaması lazım. Dört, rakiplerle mücadele edilip öne geçmesi lazım. Şimdi siz camiada birlik olamıyorsanız, camiada birliği sağlayamıyorsanız, kurullarda birliği ve tek yürek olamıyorsanız, taraftara inandıramıyorsanız, taraftara kendinizi anlatamıyorsanız, adına ne derseniz, istifa seslerini doğru anlayamıyorsanız, ki bence istifa sesleri transferle ilgili olduğu söyleniyor ama burada oluşan güven indeksindeki azalmayı da Sayın Çebi'nin görmesi lazım. Küfür edenler var dedi. Varsa zaten mahkemeler orada. Hiç gözün yaşına bakmasın başkan. Küfür eden görmedim. Hakaret eden var dedi. Gereği yapılsın ama eleştirilere de Sayın Başkan'ın kendisinde söylediği bir açık olması lazım. Ama Beşiktaş'ı Fener Galatasaray'a göre daha sıkıntılı bir süreç bekliyor. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz ama kolay bir süreç ne Çebi Başkanı ne de yönetimini beklemiyor. O yüzden önümüzdeki süreci hep birlikte yaşayarak görebileceğimiz bir döneme giriyoruz.